Atayım. Başladım. Neyden başlayayım? Hello. Yapacak size bir şey değil ama ya. Kanalımız Dertek kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün ilk videoyu çekmeye karar verdik. İlk önce kendini tanıtalım. Ben Zehra. Ben Mert. İlk önce kanalın ne çekeceğiz onu... Kanalın amacını açalım. Ama ilk önce bugün ne çekeceğimizi anlatalım. Okulumuzu tanıtan bir vlog çekeceğiz. Yani evet, bunun sebebi de... YKS'ye hazırlan, yani ben izliyordum, siz izliyor muydunuz bilmiyorum. YKS'ye hazırlanırken okullar hakkında çok bilgi, işte nasıl okul, işte nerede falan diye çok araştırdım. YouTube'dan da çok izliyordum. Daha sonra fark ettim ki bizim okula güzel çeken yok. Bir kişi hariç. O yüzden biz de okul tanıtan bir video çeken dedik ilk video olarak. Hem de YKS'ye hazırlanan arkadaşlara yardımcı olalım istedik. Evet, biz İstanbul Aydın Üniversitesi'nde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü 2. sınıf öğrencisiyiz. Zaten ilk video olarak çekmiştik. Bu bizim aslında... İkinci videomuz. İlk video geçen dönem final ödevimizdi, projemizdi. Onu da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir foto hazırladık ve oradaki oyuncumuz... Bendim. Zehra'ydı. Ben de yardımcı oldum ama. Allah razı çünkü olsun. Ben... O zaman başlayalım. Tanıtalım. Bu video gelirse demek ki içimize sinmiş. Öyle, o zaman biz stüdyodan tanıtmaya başlayalım. Şimdi buradan giriyorsunuz. Burada böyle ders işlenirken işte oturuyorlar. Yani başka ne yapılır ki bunlara? Burada böyle bir green box var. Yani stüdyo böyle aslında geniş. Yani işimizi görüyordu en azından. Ne düşünüyorsun? Evet, çoğu şey burada deneyimliyorduk yani. Işıkları olsun işte, ne bileyim, fotoğraf makinelerimizin hani nasıl çalıştığını falan vesaire çok iyi görüyorduk yani. İşte burada ışıklar var. Zehra bir çıkarsan göstereceğim ışıkları. Burada. Şeydi mi ama stüdyo? Burada ışıklar var. Green box. İşte burası böyle. Aslında güzel yani, işimizi görüyor. Bu çek orada. Aynamız var. Selam verin. Öyle yani, güzel, küçük. Aslında burada güzel dersler işliyorduk, eğlenceli oluyordu. Yani kısaca böyle bence. Ve stüdyoları işte boş olduğu her saat kullanabiliyorsunuz anahtarı alıp. Böyle bir detay da var. Ben şu an boş ve buradayız. Ufak tefek sıkıntılar olabiliyor mesela, hani randevu saatleri çakışabiliyor ama onu iyi ayarladığınız zaman. Bilgi için sana teşekkür ederim. Biz tam çıkacaktık, gelmişken Zehra Rümeysa'da fotoğraf çekilmek istedi. Hani bu detayı da verelim dedik. Hani böyle kullanabiliyoruz Instagram'ı. Ben buraya geçen sene gelmiştim pandemiden tek başıma. Burada bir sürü fotoğraf çekilmiştim, paylaşmıştım. Ben yani kimse de bir şey demiyor. Evet arkadaşlar. Zehra'nın az önce çektiği ve hiç konuşmadığı yer televizyon stüdyosu. Şu an ders olduğu için biz de çok konuşamadık. Değil burası yani. Da ama reji. Gördünüz. Evet, bütün şey, kameraların sistemi buraya bağlı. Şimdi cehennem katından cennete çıkıyoruz. Çünkü -4'ten çık bitmiyor. Galiba. Çektiğim yer televizyon stüdyosu. Orada programlar yapıyorduk. Kamera hareketlerini orada öğrendik. Fotoğrafçılık stüdyosundaki gibi kullanabiliyorsunuz evet. Bu arada. Yine ama boş şu an, olduğu zamanlar. Evet, ders olduğu için çok rahatlıkla çekemedik. O yüzden konuşamadık. Şu an boş bir sınıfta konuşmayı tercih ettik. R-Blok'tan çıkıyoruz. Aslında bu blokta daha çok radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencileri. Zaten evet, stüdyolardan anlamışsınızdır. Şimdi D'ye gidiyoruz. D'de de şey, kurgu yerleri var işte. Orada görüşürüz. Evet, hadi. Kurgu yerleri var işte deme. Kurgu yerleri, kurgu sınıfları var. Kurgu sınıfları var. Hı. Rahatladın mı? Rahatladım. Köprüden geçiyoruz. Buradaki en anlamsız bulduğum şey şu köprü. Evet öyle. Tekrarlayın arkadaşlar. Burası E-kapısı. E-kapısı evet. Bizim... evet. Genelde kartımız olmadığında oradan HES koduyla yalvararak gün girmeye çalışıyoruz. Geçen gün lavaboda sen size anlattım, olsun size de anlattım. Lavaboya girdim, adamın tek geldiği dondurma sever misin? Dedik okula moda açıyoruz dedi. Ben i̇şte gelir yer. Ben yok, sen vardın. Ayşe falan vardı. Bu arada da gelip. Dondurma seviyor musun demezsin ya. Kabin hizmetleri memurluğu bölümünün sınıfı var. Uçak içinde görüyorlar. Yani bir tane küçük geldi bana. Ne istiyorsun normal hani bir uçak küçük mı? Hayır da ne bileyim. Bir şey diyeceğim hayatım. Oha bulutlar bile var. Vay be. Wow. Nasıl yakaladın Zehra? Çok iyi çalışmışlar. İşte
Alırım ben. Hiçbir masraftan kaçınmam. Bakın orada çıkış var. Burası bilgisayar laboratuvarların olduğu yer. Bekleme yerleri var buralarda, oturabiliyorsunuz. Bu katı çok seviyorum. Evet, artık çünkü bu kattayız. Belini bir aşağı çekiyorum. Asla sen yoksun. Asla kafan yok bu arada. Az önce de oldu bu. Ben söyleyecektim de söyleyemedim. Evet, bugün dersiniz vardı ama hoca gelmedi, iptal oldu. Ve biz okula gelirken söyledim bunu. Sağ olsun. Hologram. Kitli mi? Aha değil kitli. Aha değil. Yeni geldi. Hayır, vardı o be. Yoktu. Yok muydu? Yoktu. Sınıfa yeni bir şey alınmış. Neden? Çünkü o bozuktu galiba. Yo, ama niye orada duruyor hala? Bu da mikrofon. Buraya konuşuyorsunuz. Şu mikrofonu anlamıyorum. Bu mikrofon benim videomda var. Reels'a koydum. Evet. Hani bence bunu yanlışlıkla buradan geçirmişler. Üstüne alçı yapmışlar. Burada kalsın. Ya da düşmüş, öyle kalmış. Ama bir şey diyeceğim. Oradan yanlışlıkla geçirilecek bir şey gibi. Bence üst katı çeksen gelir mi? Elinde kalacak şimdi, yapma. Tutanın elinde gelir, kalıyor gelir, sapı. Oo, komple düşüyormuş ben. Mert okulu yıkıyor. Kapak şey. Evet, burası da böyle yani. Hoca bize ders anlatırken buraya çıkıyor, oradan konuşuyor. Neyse, bu kat komple böyle, o yüzden bir sınıfa girmemiz yeter bence. Bana. Evet, zaten biz burada ders görüyoruz. Diğerlerini görmeye gerek yok. Hepsi aynı. Alt katta da normal bilgisayarlar var. Ortak derslerin sınavları orada oluyor. Ortak derslerin sınavları olması için. Yani o bilgisayarlarda sadece ortak derslerin sınavları oluyor. Bir burada? De bu şey Word programları falan. Mezarı ben oradan onaylıyorum. Onaylıyorum. Şimdi yani D blokta bu kadar. Aslında yapacak bir şey yok. Çünkü tüm katlar hep böyle. Evet, bugün dersimiz olsaydı ne yaptığımızı gösterecektik. Burası da bizim türkü barımız. Burada bilardo, işte bir şeyler oynuyorlar. Salı günleri 90'larda. Burası bu kadar kalabalık olmuyordu. Okulun A bloğunda spor salonu var. Orayı göstermeye çalışacağız. Röntgenci. Yine öğrenci. Ama içeriği çekemiyorum çünkü içeride kızlar falan böyle pilates yapıyor. Bileyim arkadaşlar. Öyle yani, spor salonu aylık 400 lira bu arada. Çok normalde ücretsizmiş. Normalde ücretsiz de yeniledikleri için 400 lira olmuş. Evet. Başlamayı düşünmüştük, ücretsiz diye biliyorduk. Fakat evet, pilates yazılacaktık. Öyle yani. Bir de şimdi spor salonuna gireceğiz. Normal okulun spor salonu ama şu an ders olduğu için giremiyoruz. Çıkmalarını bekliyoruz. Biz şimdi okulun spor salonuna geldik. Burayı da size göstermek istedim. Size biraz burayı göstereyim. Çok büyük değil. Şuralarda şöyle şeyler var. Soyunma odası var şurada. Öyle yani. Bir de burada şey var. Hadi vurun. Hadi vurun. Zehra dedim, koşmuyorsunuz dedim. Voleybol oynarken yaptı hareketleri. Zehra koş be. Oha, kollarım, bileklerim kıpkırmızı. Bilekler var. Sen vuramıyorsun zaten. Oynuyormuş gibi yapıyorsun. Benim de kırmızı, görüyorsunuz. Gidiyorum. Haha, burası takı tasarımı. Ay, kuyumcu en sevdiğim. Zehra, sana uygun bak, boynuz buldum. Sanki müziğe gidiyor. Beni adıdan sevgililerim çıkardı. Ama bir şey diyeceğim ya, bu takıları... Bir tane Netflix'te dizi vardı, ismini unuttum, eski bir dizi. Orada bir tane kadının kafasında ona benzer bir şey var. Aynen, Netflix'te eski bir dizi, aynen. İşte. Mesela beyaz gömlek giyeceksin, takacaksın. Bunların hepsi çataldan yapılmış bu arada. Biz şimdi kampüsün ortasında oturduk. Çünkü yani gezecek başka bir yer kalmadı. Yani bizim gösterebileceğimiz yerler zaten belliydi. Ama eğer sizin istediğiniz bir bölüm varsa, hani şu bölümün aşağıya kısmını hakkında bilgi verin vesaire derseniz, onu yani elimizden geldiğince vermeye çalışırız. Evet. O yüzden şimdi oturmaya geldik. Normalde Starbucks'ta oturacaktık ama çok kalabalıktı. O yüzden 3 tane arkada. Ve sesimizi duyuramayız diye buraya geldik. Aslında kimse yok. Bir tek biz oturuyoruz şu anda. Hani güneşli günlerde falan yer bulamıyoruz aslında. Ben bu merdivenleri seviyorum. Umarım istediğiniz gibi bir video olmuştur. Bence gayet güzel anlattık. Yani gösterdik en azından. Evet. Biz çok eğlendik. Biz de görmediğimiz yerleri gördük. Size kısa bir vlog çekmeye çalıştık. O zaman biz videoyu burada kapatalım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. De like atmayı unutmayın. Instagram adresimizden bizi takip edebilirsiniz.